tavşan bahçesinde çalışıyordu. Ektiği her şey toplanmaya hazır hale gelmişti. Neyse ki Vini tam zamanında geldi. Merhaba tavşan dedi Vini. Bahçende ne kadar çok sebze var bunlarla tek başına başa çıkamazsın. Arkadaşlarımızı yardıma çağırabilirim. Hey bu harika bir fikir Vini dedi tavşan. Hadi acele et ve herkesi buraya getir. Bir sürü işimiz var. Vini diğer arkadaşlarını bulmaya ve onları tavşanın bahçesine getirmeye gitti. Herkes bahçede toplandığında tavşan açıkladı. Her birimiz bir el arabası alıp içini sebzelerle doldurursak mahsullerin çoğunu toplayabiliriz. Arkadaşlar tavşanın el arabalarını bahçede sürüp toplanmaya hazır patlıcanları, salatalıkları, havuçları, lahanaları, domatesleri ve maydanozları toplamaya başladılar. Sonraki gün sabahın erken saatlerinde Piglet tavşanın evine gitmek için yola çıktı. Yolda Winnie ile karşılaştı. Bahçede çalışmaya gitmeden önce dedi Piglet. Ruh'ya gidip nasıl olduğuna bakalım. Winnie de tamam dedi. Kangu'nun evine gittiler. Ru sevdiği arkadaşlarını gördüğüne çok mutlu olmuştu. Bugün kendini nasıl hissediyorsun Ru? diye sordu Piglet. Anneciğimin sebze çorbasından biraz içebilseydim kendimi daha iyi hissederdim dedi Ru. Ama evde hiç sebze yok o yüzden annem çorba yapamıyor. Hey burada bekle dedi Piglet hemen döneceğim. Piglet hemen tavşanın evine gitti. Ondan sebze isteyecekti ama oraya vardığında tavşanı evde bulamadı. Hı diye düşündü Piglet. Bahçede kalan sebzelere baktı. Bence bunları toplayıp Ruh'ya götürmeme tavşan hiçbir şey demez. Piglet koşarak Kangu'nun evine gitti. Winnie oradan çoktan ayrılmıştı. Piglet neden biraz daha burada kalıp bizimle sebze çorbası içmiyorsun diye sordu Kangu. Ruh buna o kadar çok sevinirdi ki. Ve Piglet Kangu'yu kırmayıp onlarla sebze çorbası içmeye karar verdi. Diğerleri Tavşan'ın bahçesine gittiklerinde tüm sebzelerin toplanmış olduğunu gördüler. Bu olayı araştırmamız gerek," dedi Tiger. "Ortalıktan kaybolan sebzelerin sırrını çözeceğim." Tiger önce Tavşan'ın yanına gitti. "Söyle bakalım uzun kulak," dedi. "Sabah neredeydin?" "Saçmalama," dedi Tavşan. "Kendi sebzelerimi neden alayım ki? Git başkasını rahatsız et Tiger. Benim yapacak işlerim var." Tiger araştırmasına ormanda devam etmeye karar verdi. Yere bakınca baykuşun evine doğru giden maydanoz yaprakları gördü. "Tahmin etmiştim," dedi Tiger. "O yaşlı gaga yaptı bunu." Ama baykuşun evine gittiğinde tek bulabildiği bir saksının içinde çiçeklerle birlikte iki sap maydanoz oldu. "Tavşanın sebzelerini benim aldığımı zannediyorsan ne yazık ki yanılıyorsun Tiger. Hadi sana güle güle," dedi baykuş. Sonra Tiger Iyoruz ziyarete gitti. Belki de yeşillikleri sen almışsındır dedi. Onları deve dikeni salmış olabilirsin. Deve dikeni ile kabak arasındaki farkı biliyorum ben Tiger dedi İyor. Tiger canı sıkılmış bir halde zıplayarak Winnie'nin evine gitti. Hadi bakalım ayı kardeş dedi. Winnie'nin üstüne zıpladı. Hadi hadi itiraf et bana. Ama Winnie'nin tek söylediği ah, bu ben, ben, ben yapmadım oldu. Ağzı balla doluydu çünkü. Winnie bir defasında sebzeleri bala batırarak yemeği denediğini söyledi. Ama sonunda sadece sebzelerin üstündeki balı yalamış ve sebzelerin hepsini atmak zorunda kalmıştı. Tiger şaşırdı. O zaman sebzeleri almak için bir nedenin yok. Sonra görüşürüz Winnie.'' dedi. Tiger bu sırrı çözmekte kararlıydı. Zıplayarak oradan uzaklaştı. O sırada Tiger Roo'yu ziyaret etmediğini hatırladı. Bu can sıkıcı sırrı çözer çözmez gidip küçük arkadaşımı görmeliyim diye geçirdi içinden. Soru sormadığı tek bir arkadaşı kalmıştı: Piglet. Hmm! diye düşündü Tiger. Piglet'in evinin etrafına baktı. "Burada hiç sebze görmüyorum. Demek ki sen almadın küçük Piglet." Tiger, Ruh'un evine giderken ona güzel bir geçmiş olsun hediyesi götürmeye karar verdi. Zıplayarak evine döndü. Tiger evine gidince haykırdı. Dur bakalım kendimi araştırmayı unuttum. Tiger kayıp sebzeleri bulmak için evinin altını üstüne getirdi. Hayır hiçbir şey yok yok bir turp bile bulamadım dedi sonunda. Ruh'un evine gideyim en iyisi. Yolda durup küçük arkadaşı için bir demet papatya topladı. Tiger, Ruh'un evine gidince Kangu'nun yemek pişirmiş olduğunu gördü. ''Bu sebzeleri bahçenizden mi topladınız?'' diye sordu. ''Hayır Tiger'' dedi Kangu. ''Piglet getirdi onları, ne kadar da nazik.'' ''Piglet onları nereden almış?'' diye sordu Tiger şüpheyle. ''Tavşanın bahçesinden elbette'' diye cevapladı Kangu. ''İşte!'' Kayıp sebzelerin sırrı sonunda çözülmüştü. Tahmin etmiştim zaten, dedi Tiger. Uzun kulağa gidip anlatmalıyım hemen. Birazdan dönerim küçük dostum. Tiger hızla ve öfkeyle zıplayarak tavşanın evine gitti. Sırrın çözüldüğünü tavşana anlattı ama tavşan hiç mutlu olmadı. Piglet bahçemdeki sebzeleri toplamadan önce benden izin almalıydı, dedi tavşan. Ona bunu söyleyeceğim. Tavşan ve Tiger Piglet'i Winnie'nin evinde buldular. "Senden izin almak istedim Tavşan," diye başladı Piglet. "Ama evde değildin. Sebzeleri ruya aldığım için bana kızacağını düşünmedim. Senden özür dilemek için yine de bunları pişirdim. Mısırlı keklerimi kabul et lütfen." Tavşan Piglet'i dinledikten sonra öfkelenmeyi bıraktı. "Önemli değil Piglet, seni affediyorum," dedi. Sonra Piglet'in sepetine baktı. Neden senin keklerini ve benim bahçemdeki son sebzeleri alıp Kangu ve Ruh'un yanına gitmiyoruz ki? Tavşan ve Piglet birlikte Ruh'nun evine gittiler ve hediyelerini verdiler. Umarım akşam yemeğine de kalırsınız dedi Kangu. Anlayışlı olmak ne kadar da güzel bir şeymiş. Baksana harika şeyler yiyoruz sürekli dedi Tiger. Hadi arkadaşlar hepimiz sofraya. Winnie yemekten sonra anlayışlı olmakla ilgili bir şarkı söyledi. Arkadaşın büyük bir hata yaptığında, mesela senden habersiz bir şey aldığında ona kızmak ya da küsmek yerine anlayışlı bir arkadaş olmayı dene. Hey!